Merhabalar arkadaşlar. Bugün sözcükte anlam olaylarıyla devam ediyoruz. Konumuza yine sözcükte anlamın ikinci kısmı diyebiliriz aslında. Konuya başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımdan anında haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Ad aktarmasıyla başlayalım sözcükte anlam olaylarına. Ad aktarması, benzetme amacı olmadan bir sözcüğü başka bir sözcüğün yerine kullanmaktır. Buna biz mecazi mürsel ya da düz değişmece de diyoruz. Daha çok karşımıza mecazi mürsel olarak çıkıyor ve sanat olarak edebiyatın içinde de görüyoruz. Bakın, bunlar iç dış ilişkisi, yazar eser ilişkisi, sanatçı toplum ilişkisi gibi çok çeşitli ilişkilerde bulunabiliyor. Yaşar Kemal'i okudum derken bakın insan okunamaz. Yaşar Kemal'in nesini okudum ben? Eserlerini okudum. O zaman ne yapıyorum? Ben burada bir sözcüğü başka bir sözcüğün yani Yaşar Kemal sözcüğünü ismini eser sözcüğünün yerine kullanmış oluyorum. Mahkeme kararından sonra salon ayaklandı. Bakın salon ayaklanabilir mi? Hayır, neyi kastediyorum ben? İçindeki insanları. İnsan sözcüğünün yerine salon sözcüğünü kullanmış oldum. Okul bugün pikniğe gitmiş. Okul altına tekerlek takmış ya da ayaklanmış, kalkmış, gitmiş diyemiyorum. Okuldan kastığım öğrenciler, öğretmenler değil mi arkadaşlar? Öğrenciler, öğretmenleri kastetmek için ben okul sözcüğünü kullanıyorum. Tabağını bitir, tabağı ye demek değil bu arkadaşlar. Tabağın içindeki yemekten bahsediyor bize değil mi? Yemek sözcüğünü kullanmak için tabak sözcüğünü söylüyorum ben aslında. Ya da bunun dışında sobayı yak da yine bizim için aynı şey. Sobanın içindeki odunu, kömürü yak manasında kullanıyoruz. Gelelim dolaylamaya. Dolaylama bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözcükle anlatmaktır. Tabiri caizse uzatmaktır da diyebilirsiniz siz ona. Lafı dolandırma, dolaylama da deriz aslında biz günlük hayatımızda konuşurken. Bakın ne diyor? Vatan borcu için Hakkari'de. Vatan borcu nedir? Askerlik. Tek kelimeyi ne yaptım? İki kelimeyle kullandım. Bacasız sanayi birçok kişinin ekmek kapısı oldu. Bakın bacasız sanayi derken neyi kastettim? Turizm. Kitap beyaz perdeye uyarlandı. Beyaz perde nedir? Artık hepimiz biliyoruz. Sinema. Sinema sözcüğünün yerine bakın beyaz perdeyi kullandım. File bekçisi bugün takımın yıldızıydı. Kimdir o file bekçisi? Kaleci. Tek kelimeyi ne yaptım? İki kelimeyle kullandım. Yavru vatan ile aramızda manevi bağlar var. Yavru vatan nedir? Kıbrıs. Bakın. Kıbrıs için yavru vatan sözcüğünü kullandım. Gelelim güzel adlandırmaya. Şimdi güzel adlandırmayı biz niye yapıyoruz? Korku, iğrenme, ürkme gibi duyguları engellemek için. Yani bazı sözcükler sarf edildiğinde bu duygular bizde oluşmasın diye bunu yapıyoruz. Özellikle çocuklara anlatırken bir şeyleri daha çok güzel güzel kelimeler kullanmak ve yumuşatmaya çalışarak anlatmak istiyoruz. Bakın mesela ince hastalıktan kastımız ne? Kanser. Bakın bu hastalığın adını kullanmak istemediğimiz için başka bir adlandırma yapmışız. Görme engelli. Bakın bunlar normalde kör sözcüğü için biz ne yapıyoruz? Daha kırıcı olmasın diye böyle daha gözleri görmeyen insanları incitmemek adına biz bu şekilde kullanıyoruz. Aynı şekilde işitme engelli için de. Normalde sağırdır o kelime ama biz ne yapıyoruz? Onları kırmamak için işitme engelli şeklinde bir güzel sözcüklerle adlandırma yapıyoruz. Bakın istifra etmek nedir bu? Kusmak. Kusmak deyince bir herkesin midesi bulanır ama istifra etmek biraz daha yumuşatılmış, güzelleştirilmiş halidir. Ya da ayak yolu. Bakın nedir o? Tuvalettir aslında.
Tuvalet demek istemiyorsak, özellikle yaşlılarımız, aile büyüklerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz varsa onlar çok kullanır bunu. Eskiden de bu şekilde kullanılıyordu çünkü. Ne derler tuvalet demek yerine? Ayak yolu derler. Şifayı kapmak nedir bu? Hastalanmaktır. Hastalanmak deyince bir endişeye mahal vermemek için ne yaparız? Şifayı kapmak şeklinde adlandırırız. Yani kötü olan bir şeyi güzel sözcüklerle adlandırmaya biz ne diyormuşuz? Güzel adlandırma diyormuşuz. Gelelim duyu aktarmasına. Bakın duyu aktarması bir duyuyla ilgili kavramın ya da özelliğin başka bir duyuya aktarılmasıdır. Bu yolla sözcüklere mecaz anlam kazandırılır. Bakın tatlı dilim diyor. Tatmak normalde bizim tatma duyumuzla, dille alakalı bir kavramımızdır. Ama tatlı dil deyince bakın bu tatma duyumuzdan işitme duyumuza geçmiş. Tatmayla işitme arasında bir aktarım yapılmıştır. Bakın insandan doğaya ve doğadan insana olarak aktarma çeşitlerimiz var. İnsandan doğaya aktarmaya biz teşhis sanatı diyoruz edebiyatta. Bu sabah güneş bizi selamlıyordu. Bakın selamlamak kime ait bir özellik? İnsana ait. Peki bunu güneş yapıyorsa, güneş doğanın bir ürünü. İnsandan ne yapıyorum? Doğaya doğru bir aktarım yapıyorum. Senin gittiğin gün bulutlar ağladı. Bakın ağlamak yine insana ait bir özellik. Ağlayan kimmiş burada? Bulut. İnsandan doğaya aktarım yaptım. Doğadaki bir şeyin üzerine yükledim bu özelliği. Çiçekler anlattı güzelliğini. Bakın anlatmak insana ait bir özellik. Yine insandan doğaya aktardım. Doğadan insana aktarmada sert bir insan olduğu belliydi. Bakın sertlik ne için kullanılır? Dağ taş için kullanılır. Yani doğadan bir kavram için kullanılır. Ama sert insan derken ben bu dağ taş için kullanılan kavramı insana yüklemişim. Doğadan insana aktarım yapmışım. Deli gönül, deli gönlüm dalgalanır seni görünce derken bakın dalgalanmak denizle ilgili yani doğaya ait bir kavramdır. Ama benim gönlüm dalgalanıyorsa doğadan insana aktarmışım. Yüreğimde fırtınalar koptu. Bakın fırtına yine doğa ile ilgili bir kavramdır. Yüreğimde kopuyorsa ben bunu ne yapmışım? Doğadan insana aktarmışım. Kinaye bir diğer adıyla değinmece. Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını kastedecek biçimde kullanılmasıdır. Deyim ve atasözlerinde sıklıkla karşımıza çıkar. Bakın ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hem gerçek anlamda ateş yaktığınızda duman çıkar, ateş yoksa duman da yoktur. Hem de altında bir şey olmasa laf söz duyulmaz gibi bir anlamda. Yani hem gerçek hem mecaz anlamda. Bakın gül dikensiz olmaz ya da gülü seven dikenine katlanır derken gerçekten gülün dikeni vardır. Bu gerçek anlam. İkincisi de sevdiğimiz şeylerin illaki kötü bir tarafları olabilir anlamında kullanılan bir sözdür. Bir sabah söyledi son sözlerini, yumdu dünyaya gözlerini. Bakın gözlerini yummak. Nedir? Hem gözümüzü kapatabiliriz gerçekten hem de ölmek anlamında kullanılmıştır. Bakın hem gerçek anlamı hem mecaz anlamı bir cümlede ya da bir sözcükte kullanılmışsa o zaman ne yapıyoruz? Kinaye yapmış oluyoruz. Yani onun hem gerçek hem mecaz anlamına değiniyoruz arkadaşlar. Benzetme bir diğer anlam ilişkimiz. Aralarında ilgi bulunan iki şeyden güçsüz olanın güçlü olanla karşılaştırılması, karşılaştırarak anlatılmasıdır. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Bakın, benzetme için gibi, kadar, sanki edatlarını görebiliriz.
neye benziyormuş? Kurşuna, kurşun gibi. Aşkı kurşuna benzetmiş. Bakın, aşk benzeyen, kurşun kendisine benzetilen. Kurşun gibi taşıyormuş. Kuş misali uçtu göklerde. Bakın, kuş misali gibi kullanmadan da bunu yapabilir. Kuşu ne yapıyor? Anlattığı şeyi kuşa benzetiyor. Yani kendisine benzetilen kuş. Anlattığı şey de uçak olsun mesela bu. Uçakta ne oluyor? Benzeyen oluyor. Bakın, güçlü, güçsüz olanı güçlü olana benzetiyoruz. Gelelim son anlam ilişkimize. Somutlaştırma ve soyutlaştırma. Bakın, soyut kavramları benzetme yoluyla ya da deyimler aracılığıyla somut sözcükleri anlatma, somut sözcüklerle anlatmaya biz somutlaştırma. Bunun tam zıttına da soyutlaştırma diyoruz. Hemen bakalım örneklerine. Örnekte daha iyi oturacak. Düşüncelerimi çürütmek için çok uğraştı. Bakın, düşünce kelimesi nedir? Soyuttur. Neydi soyut? Elle tutulur, gözle görülür olmayan, beş duyu organımızla algılayamadığımız ama var olduğunu bildiğimiz şeylerdi. Bunu ne yapıyorum? Bakın, düşünceyi çürütmek. Çürümeyi biz gözle görebiliyoruz. Düşünce sözcüğünü, soyut olan bir sözcüğü, somut olan çürütmek sözcüğüyle birlikte kullanıyorsam o zaman somutlaştırma yapıyorum. Yani somut hale getiriyorum ben sözcüğümü. Bu soğuklukla kimseyle yakınlık kuramaz. Bakın, soğukluk derken bu bir dokunma duyumuzla ilgilidir. Somut bir kavramdır normalde. Ama ben insana soğukluk özelliği yüklüyorsam, insandan bahsediyorsam ne yapıyorum? O zaman insandaki bu özelliği soyutlaştırmış oluyorum. Somut bir sözcükle soyut şeyi anlatıyorsam o zaman da ben soyutlaştırma yapmış oluyorum arkadaşlar. Sözcükte anlam ilişkilerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.